Bir de FETÖ Borsası, Dilek Buğday, Bayram, AKP'li, AKP'li olmanın ötesinde Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın e, başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü kademinde hukuk komisyonunda yer almış bir isim. Ne dersiniz bu konuya? Yani hiç şaşırmadım çünkü FETÖ Borsası denen hadise zaten Erdoğan'ın sarayın ürettiği bir e, politika proje. Ee, ve bunun içerisinde AKP'lerin olması yeni bir durum değil. Ee, bu söz konusu Avukat, Dilek, Buğday, Bayram herhalde biraz acemi, biraz çömez ki yakalanmış. Yoksa usta AKP'liler bu FETÖ borsası öylemlerinden e, yaka'yı kolay sığırıyorlar. Peki nedir? Bunu açalım. FETÖ borsası olayı ne demektir? FETÖ borsasından neyi kastediliyor? Bu ifade biraz Şamil Tayyar'ın e, söylemleriyle yayıldı. Daha doğrusu öncesinde de vardı ama o biraz daha çok dinlem oldu. İşte Şamil Tayyar biraz... Ee, biraz isyankar bir vaziyette parayı veren tahliye ediliyor, FETÖ borsası oluştu falan gibi tweetler atmış. Bunu demeçler vermişti. Şimdi şunu söyleyelim işte 17-25 Aralık 2013'ten itibaren Erdoğan rejiminin hukuksuzlukları e, ayuka çıkmış durumda. Yani dosyaların içerisi boş, yüz binlerce insan mağdur ediliyor, şirketlere çökülüyor. E, yaşanan şey bir servet transferi. Yani insanların alın teriyle kazandığı paralar, kurdukları şirketler, ee, AKP rejimi, Erdoğan rejimi tarafından gasp edilip AKP'nin kendi yandaşlarına dağıtılıyor. İşte bunun en güzel örneği, en belirgin örneği İpek Holding'in benim başımıza gelen hadise. Bizim kendi elimizle kurduğumuz, büyüttüğümüz, bir marka haline getirdiğimiz televizyon kanalları gasp edildi. Daha sonra yandaşlara peşkeş çekildi. Akın İpek'in şirketleri, babasından kalan ve kendi Tekin İpek'le birlikte olağanüstü çaba sarf ederek büyütüp bir marka haline getirdi. Koza İpek Holding gasp edildi. İşte kurduğu şirketler, uçaklar gasp edildi. Bunlarla AKP'li yandaşlara peşke çekildi. Yani Akın İpek'in kendi uçağı Binali Yıldırım'ın oğlu tarafından kullanılıyor. Akın İpek'in enkaz halinde alıp Türkiye'nin ve dünyanın en güzel otellerinden biri haline getirdiği Angels Peninsula Oteli iddialara göre Osman Gökçe'ye verilmiş. Melik Gökçe'nin oğlu. Osman Gökçek kim? 20'li yaşlarda bir çocuk ve bu serveti nereden kazandı? Bu parayı nereden buldu? Sorusu da ayrı bir soru işareti. Şimdi bu işin realitesi. Peki FETÖ borsası nasıl çalışıyor? Şöyle çalışıyor. Bizzat Erdoğan'a talimatıyla oluşturulan bir yapı bu. Ve Erdoğan şunu söylüyor, mealen aktarıyorum. Büyüklüğüne göre en tepeden en küçüğüne, yani Anadolu'nun en ücra köşesindeki herhangi bir esnafa, çiftçi ya da küçük büfe işleten ya da herhangi bir memura kadar. Cemaatle iltisaklı, cemaate destek vermiş, burs vermiş, gazete abonesi olmuş isimlerin hepsinin mal varlığına tabiri caizse tam olarak ifadesiyle çökülmesi talimatı bizzat Erdoğan'ın talimatı. FETÖ borsası nasıl çalışıyor? FETÖ borsası şöyle çalışıyor. Bütün AKP ilçe teşkilatları, il teşkilatları, milletvekilleri, bakanlıklar ve en son saray. Paranın, şirketin büyüklüğüne göre. Mesela işte e, diyelim ki Akın İpek gibi, İpek Holding gibi, Çalıklar gibi şey pardon boydaklar gibi e, Tamimci örneğinde olduğu gibi birçok büyük şirkette yani Erdoğan'ın hedefe koyduğu Erdoğan'ın o havuz medyasında içine dahil eden kirli düzenle dahil olmayan şirketlerin tamamı bizzat saray tarafından hedefe alınıyor. Ve şu yapılıyor deniyor ki X şirket büyüklüğü ne kadar işte atıyorum 2 milyar dolarlık bir şirket. Evet bu şirketin el konulması ve bir yandaşa aktarılması işi bizzat saray tarafından yapılıyor. Bizzat Erdoğan'ın bu işi takip eden elemanları var. İkinci aşama milletvekilleri bakanlar seviyesinde. Mesela illerde büyük iş adamı, sanayici vesaire işte e, Antep'te Nakiboğullarının durumu gibi. Ya da işte başka illerde başka isimler. Bu isimlerin de şirketlerine el çök, konması, çökülmesi, hadiselerini takip eden bakanlar ve milletvekilleri var il bazına geldiğiniz zaman il başkanları, il başkanı olan kişi aynı zamanda cemaatle irtibatı olan, cemaatle desteği olan iş adamı, hayırsever iş adamlarının şirketlerine el çökülmesi, el konulması ve onların yandaş AKP'lere aktarılması işini takip ediyorlar. İlçelerde daha küçük çapta en son da mahallelere kadar gidiyor. Bakın çok somut örneğini bilerek söylüyorum. Anadolu'nun ücra bir köşesinde bir çiftçiden 125 bin lira haraç isteyecek kadar gözleri dönmüş AKP'li yöneticiler var. Adama diyorlar ki git tarlalarını sat getir neden senin çocukların çünkü cemaatte. Bu kadar e, yayılmış vaziyette. Bakın bir örnek daha vereyim. Bursa'da yaşanan bir örnek. Bir ilgisiz bir kişi hakkında sen FETÖcüsün diyorlar ve FETÖcüsün dedikleri kişiye de başka bir ismi gönderiyorlar diyorlar ki evet sen FETÖcüsün seni kurtarabiliriz. Dök ya nasıl kurtaracaksınız? Bizzat kendi anlatımlarıyla söyleyeyim. Ben gittim diyor. Bir avukat, AKP yöneticisi. Önüme açtı dosyamı diyor. Baktı. Evet diyor senin diyor dosyanın kurtuluşu işte atıyorum 20 bin TL. Başka örnekler. İşte 100 bin TL. Milyon dolar. Bu rakamlar var. Ve bunlar AKP ilçe teşkilatlarından saraya kadar uzanan bir yapı var. Ve bu yapı şunu yapıyor. Sizi haksız gerekçeyle tutukluyor. Ve diyor ki özgür kalmak istiyorsan Para vereceksin. 500 bin, 1 milyon, 2 milyon, 10 milyon vesaire. Sayısız örnek var. Yani geçtiğimiz günlerde Anadolu'da bir e, büyük sanayi şehirlerinden birinde bir iş adamıyla konuştum. Tahliye edilmiş. Nasıl tahliye edildiğini anlattı. Ha, şimdi öyle bir e, network var ki bunun içerisinde Büyük Birlik Partili, MHP'li avukatlar da var. Ve bunlar mesela bizim hepimizin yaşadığı sorun. FETÖ borsasının bir parçası. Benim avukatım tutuklandı iki avukatım vardı. İkisi de i̇şte tutuklandı. Yeni avukat bulamadım. Çünkü hiç kimse bizim dosyalarımızı almak istemiyor. Çünkü tutuklanma, 500'de aşkın avukat tutuklandı. Alacak kişi de diyor ki, ya ben senin dosyanı alırım ama işte 100 bin lira verirsen. Ya diyorsun ki, işte, ya efendim bakın yani bunun piyasa değeri 10 bin lira. Ama diyor işte ben senin dosyanı alırsam 100 bin lira verirsen alırım. Şimdi yani böyle rakamlar sözü. Yani FETÖ borsası dediğiniz hadise iki tane, üç tane tekil hadise değil şu anda hem Türkiye'de hem yurt dışında çok organize, çok kapsamlı bir şekilde bizzat sarayın koordinatörlüğünde sarayın talimatıyla yapılan bir şey bu. Yani Türkiye'den herhangi bir yerinde hiç kimse saraya rağmen, Erdoğan'a rağmen gidip de kimseden FETÖ'cüsün fesare deyip de para alamaz. Bunu bilerek net olarak söylüyorum. Hatta Şaban Dişli'nin hatırlarsınız. Şaban Dişli'nin evet kardeşim Mehmet Dişli'nin darbede 15 Temmuz'daki rolünü de düşünün. Ee, neler olduğunu yani harbi okulu öğrencilerine müebbet verenler Şaban Dişli'yi de büyükelçi olarak atadılar. Hatırlarsınız bir iş adamı ile ilgili seni FETÖ'cü ilan edip canını okurum diyecek kadar e, pervasızca ifadeler vardı. Ben yani şöyle toparlayabilirim. Hani avukat e, ismine bakıyorum tekrar Dilek Bayram, Buğday, Dilek bayram. buğday bayram. Yani, Evet yani Sümeyye Erdoğan'ın yöneticisi olduğu kademin. Yöneticisi değil o aslında Sümeyye Erdoğan'ın şahsi malı kademi. Yani Erdoğan yönetimi böyle çalışıyor. Hani bir Bilal Erdoğan'ın Okçuluk Vakfı yönetiminde falan dedikleri ya da Türgev dedik. Onların tamamı onların kendi malı aslına bakılırsa. Bu acemilinden yakayı ele vermiştir. Yoksa şu anda Erdoğan'ın bilgisi dahilinde süren bir devam eden bir süreç. Bakanların, milletvekillerinin, ilçe başkanlarının, il başkanlarının koordinasyonunda süren bir devam eden bir süreç. Ya ve Şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela bürokraside yansımaları şöyle oluyor. İşte, işte e, İstanbul'da bir savcı yakın zamanda açığa alındı. Gidiyorsunuz diyorsunuz ki ya işte benim dosyam e, şöyle şöyle bakıyor dosyanıza. Dosyanızda gerçekten suç oluşturan bir şey yok. Bomboş bir dosya. Ama siz iş adamısınız ya da işte esnafsınız ya da sıradan vatandaşsınız. Özgürlüğünüze kavuşmak istiyorsunuz. Tutuklusunuz bunca zaman geçmiş. Deniyor ki işte evet bir 50 bin lira verirseniz sizin dosyanızı kapatırız. Bunun örnekleri var. Sayısız kişi tahliye edildi bu şekilde. Şimdi bunu söylediğim zaman tahliye olan insanlardan tepki e, alıyorum. İşte biz bu şekilde tahliye olduk, özgürlüğümüzü satın aldık. Ne yapalım? Bunu söylerseniz, bunu bu insanlarda bu tahliye yolu kapanacak. Evet ama yani bu haramilikten başka bir şey değil, bu korsanlıktan başka bir şey değil. İnsanları haksız yere tutukluyorsunuz tahliye etmek için de ayrı bir haksızlığa imza atıp para çalıyorsunuz. Yani bu mafyadır. Mafyanın yaptığı şeyler. Mafya bile aslına bakarsanız kadın ve çocukları bu şekilde kaçırıp tahliye, şey, para istemiyor. Şimdi burada sonuç olarak söyleyeyim. Mesela AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı vardı meşhur. Ahmet Kurtuluş. Bu da aynı şekilde FETÖ borsası olup insanlara çöküp parasını gasp eden ekibin bir tanesiydi. Çatışma çıktı kendi aralarında. Herhalde parayı bölüşemedikleri için çatıştılar. Ya yani bunun sayısız örneği var. Dediğim gibi savcılardan, Mesela Antalya'da bir şebeke yakalandı yakın zamanda. İşte iş adamına gidip hakkınızda FETÖ soruşturması var, sizi kurtaracağız diye bir şey. içinde i̇şte savcı var, polis var vesaire. Bir çete oluşturmuşlar ve bu çete gidiyor diyor ki sizin hakkınızda şöyle şöyle iddialar var. 500 bin lira verirseniz, işte 1 milyon verirseniz, rakam hatırlıyor değil ama astronomik bir rakamdı. Verirseniz biz bunu e, temizleriz deyip iş adamından para alırken suçüstü yakalandılar.